Ne oluyor lan? Bu kim? Merhaba arkadaşlar, Gamer'dim kanalıma hoş geldiniz. Korku oyunu serimizin 3. bölümünden hepinize selamlar. Bir önceki bölüm biliyorsunuz ki buradaki yük asansörünü çalıştırmıştık ve elektrikler kesilmişti, yani bir şey olmuştu, şimdi sigortayı bulmam gerekiyor. Bu ıssız ve karanlık koridorlarda yürümeye başladık, hadi bakalım. Sigorta sanırım en aşağı katta, tövbe bismillah, kendi gölgemden korktum. Sanırım hatırlayacaksınızdır yani. En aşağıda bir kapı vardı yani, bizim adamın sürgülediği, bizim çıkartmadığı kapı. O kapının orada bir sigorta vardı. O sigortayı bulup açmam gerekiyor işte. Felton merhaba, yine ben. Yalnız şimdi karanlık olması hiç hoş değil. Çünkü Felton'un nereden gidip nereden geldiğini görmüyorum ya. Ona göre plan yapma ihtimalim çok az. Felton buradaymış arkadaşlar. Ama o beni nasıl gördü peki? Fener yaktığım için mi? Sanırım onun için değil mi? Gayet mantıklı tabi. Hanımın oraya giriyoruz. Geldi şu an odamızda. Bu karanlıkta daha da zor. Karanlıkta daha da zor. Ben fener açmayacağım arkadaşlar. Fener açtığım zaman sanırım fenerden dolayı yakalandım. Orada. Şimdi mecbur açtım çünkü hiçbir şey gözükmüyormuş öyle de. O yüzden ama çok dikkatli olmam lazım. O zaman sadece fenerle gideceksem eğer. Solumda bir yerde. Umarım çalışma odana gidiyorsundur yine. Evet, çalışma odasına gidiyor. Orada evet. Evet. Tamam, bu bizim için çok iyi. Tamam kanka, oradan herhalde dolanmaz bir anda çalışma odasına. Tamam, girdi yine, Allah'ın belası gerizekalı. Bunun yemek saati falan mı var acaba? Neden böyle sürekli kendi odasına gidiyor? Peşimden mi geliyor? Ne alaka? Tamam, feneri söndür. Neden bir an gaza geldi ki? Tamam, haklısın kanka, evet. Zaten bunu kimse reddetmedi. Umarım aşağı inmiyorsundur. Güzel bir taktik yaptık orada. O halde gitmemiz gereken sigorta. Evet, burası işte. Gelmiyorsun değil mi lan peşimden? Burası da bayağı korkunçmuş ya. Ne yapacağız? Bunun içinde muhtemelen bir şey mi isteyeceksin sen benden? Hah, tamam. Tam bu kadar basitmiş. Peki şimdi Felton abimiz acaba gelecek mi? Gelecekse ben buranın arkasına, bodrumdaki ızgara açılmış olmalı. Tamam, tamam, çok güzel. Şimdi bodruma gitmemiz gerekecek. Biliyorsunuz ki bir önceki bölüm bodrumdaki ızgaraya bir parça sıkışmıştı. Gideri tıkayan bir parça. Onu almamız gerekecek oradan. Ay! Kanka ama hep de olman gerektiği yerdesin ya. Hep olman gerektiği yerdesin abi. Bu kadar da olmaz ki ya. Lütfen buraya girerken görme. Ne olur görmemiş ol. Kırmızı yanmadı. Herhalde görmedin değil mi? Görmemiş. Milimle kurtul. İçime gir. Aynen, gel. Gel. Bir dolapta iki kişi kalalım. Oo, ilk defa burada hata yapıyordum. Sağdan gitsen çok güzel olur, biliyor musun Felton? Helal lan sana. Tam yine çalışma odasına gidiyor değil mi? Evet, tam çıkabiliriz. Ya ben full yerden gideceğim. Ayakta gidince bile sanırım hani onu bile duyuyor. Çömelerek gitmem daha iyi. Bu bölüm elektrikler başımıza bela açar diye düşünmüştüm ama çok kolay bir şekilde hallettik. İyi oldu. Odasına girdi şu an. Kapı sesini duydum. Tamam, Felton'u çaktırmadan bodrum merdivenlerine geldik. Aslında çaktırdık ama izimizi kaybettirdik. Sesi çok yakından geliyor bu arada. Sanırım üst merdivenimde olabilir. Kapıyı geri kapatalım ablacığım. Açık kapı falan görürse burada olduğumuzu hemen anlar. Evet, tamam. Bodrumdaki ızgaramız açılmış. Şimdi ne yapacağız? Buraya mı dalacağız? Ha yok, parçamızı almamız yeterli olacak sanırım. Tamam, sarkaçlı saat kurgusu. Kayıp sarkaçlı saat kurgusunu bul. Bunu tamamladık. Şimdiki hedefimiz ne? Şimdi de sarkaçlı saati bulup sanırım bunu takmamız gerekiyor. Oradan da çünkü akü olması lazım. Aküyü almamız gerekiyor. Çok yakında bir yerde sesi var abi. Merdivenle bir yerde. Hemen üst katımda muhtemelen. Gelirse buranın altına saklanacağım. Evet, bakalım gelecek mi? Hayır, gelmedi. Ama merdivenimizi kempliyor. Böyle yavaş yavaş devam etsem herhalde farkına varmazsın ya. Sen yine kendi odana mı gidiyorsun? Evet, yine kendi odasına girdi. Kanka bir fark etme be. Bir fark etme be. Ne göz var be. Allah'tan görmedi, var ya buraya girdiğimi. Yalnız burada çok tehlikeli bir yer değil mi ya? Beni bir katil kovalasa böyle bir yere girmem. Tamam, yine. Artık çözdük ya soğuk kanalımızda. Tekrar sağa gitti kanka, şu sağa gitme artık ya. What the fuck? Nasıl görmedi lan beni? Bir tane daha var mı fırlatmayan? Var. Ya az önceki görmemesine aldandık işte ya. Lan adam geldi. O kapıyı açmamız sanırım bizim için iyi olur. Galiba açabiliyorum. Tamam. Bilerek dolaba girmedim. Dolaba girsem izimi kaybettirdim fakat benim izimi bu üst tarafta kaybettirmem lazım. Çünkü sıkıştım kaldım oraya yani. Bir daha bana stupid bir işleme.
Buru açık mı ya? Ne oldu lan? Adam saygılıydı bize anasını satayım. Tamam burayı aç. Burada nasıl kaybettiririz izimizi? Buranın altına girerek. Come on. This is not funny. Bence de not funny. Allah'tan duymadı var ya. Kızım sen bunun kapısını kapatsan diyeceğim de neyse biz buna bulaşmadan. Oradan bu tarafa çıkan başka kapı yok değil mi? Bu arada saati buldum evet. Siktir. Buraya mı açıyor lan? Bunun altına saklanamıyor muyum? Oh my god! Lütfen bu tarafa dönme. Ne olur dönme, dümdüz git. Kalbime inecek şimdi. Tamam, tamam. Devam ediyorsun değil mi oradan? Güzelce. Sakın arkana bakma. Ben yemeğe bir tık daha yaklaştık bu arada. Her bölüm görmediğimiz organı kalmıyor. Saat kurgusu kullan. Tamam doğru, doğru saatimize gelmişiz. Şimdi bize... Ay! Ne oldu lan? Kanka ne yapmamı istiyordu ki? Neyi yanlış yaptım? Şimdi tekrar ızgaratı iki şey almaya gideceğim arkadaşlar. Öldüğüm için, kaydetmediğim için baştan yapıyorum oraları da. Çıkıp kaçsam diyeceğim. Olur mu ya? Dur onu yapacağım. Şu an hiç gizlilikle uğraşamayacağım abi bir an önce çünkü. O kısımlara gelmemiz lazım gerizekalı. Görmesen olmaz değil mi zaten? Tamam Bodrum'a ineceğiz. Bodrum'daki dolapta beni hayatta bulamaz. Şimdi arkadaşlar tekrar ölme ihtimaline karşı kaçmak için ablamızın odasına doğru deparlıyorum. Herhangi bir şey duymadı. Güzel. Ablamızın oradaki aynadan hemen kaydedeceğim ki ölürsem çünkü gerçekten oyun en son save'i neredeysen aldın, nerede aldıysan oraya atıyor tekrar seni. Şimdi o sarkaçlı saatte galiba benim kafama bir şey düşerken tuş çıktı oradan dojlamam için. Ben de onu beceremeyince öldük. Abimiz bayağıdır ortalarda yok. Öldü mü acaba? Ha, ölmüş bak. Herhalde o kadar uzaktan görmezsin. Ha tamam ne yapıyor? Çiçek falan mı suluyor? Aynen kanka çiçeklere iyi bak şeye bak. İnsan öldür hayvan öldür bravo. Saatimize doğru gidiyoruz. Saatimiz direkt karşımızda zaten. Kafama doğru... Aa, bunu aldım lan kafamı çevirdik hemen. Evet işte bunu yapmamız gerekiyormuş. Az önce abi göz gitti vallahi olduk. Sanırım bu şeyleri izlemek için Felton'un çalışma odasına gitmemiz gerekiyor. Felton abimiz hala orada. Şöyle bug yapsam. Shift, shift geri çek, shift geri çek, shift geri çek. Aha vallahi bug yaptım. Şu an beni duydu geliyor. O yüzden dolaba girmemiz lazım. Umarım kendi odasına doğru gitmez. Eğer kendi odasına doğru giderse bütün planlar çöp. Artık o zaman başka bir şey bulacağız. Felton'u boğma falan fikirleri üreteceğiz. Evet sanırım geri gitti. Ablamızın orada tekrardan kaydedelim oyunumuzu. Geri geldi, geri geldi. Sakın görme, sakın görme. Kendi odasına mı girdi acaba ya? Eğer kendi odasına girdiyse o da çok büyük sıkıntı. Hayır sanırım kendi odasına girmemiş. Ya da girdiyse acaba... Umarım bir an bizi içeride karşılamaz. Evet. Şöyle bir... Felton mu lan şu? Üf, değilmiş heykelmiş. Çok korktum. Şu soldaki var ya yemin ediyorum Felton sandım. Odan da değilsin değil mi? Yine bağırıyor bir yerlerde ama. Akü. Kullan. Hah. Tamam aküyü... Projektörümüze yerleştiriyoruz. Filmimizi de yerleştirdik. Hey maşallah onu da ablacım kesin çıkarmışsındır ondan. Çok kullanımlı çanta. Projektörü görüntü yansıtabileceğim bir yüzey bulmalıyım. Aha şununla indiririz işte. Ne bu? Hop tamam akıllı tahta işteyiz. Tamam. Filmimizi evet çalıştırdık. Şimdi bakalım bize neyi anlatacak. Çok önemli bir şey olması gerek ki neredeyse bütün görevleri bunun için yaptık. Evet Felton. Hipnotizma seansındaymış arkadaşlar Felton. You were sedated with a dose of phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. Gloria, gördüğünüz gibi sağdaki Gloria. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. Ariana. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you?
Anan diyormuş. Tam şu ana kadar her şey normal sayılır. Can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Why doesn't she hear me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection. Bilinçaltında şu an kız o Celeste'yi görüyor. I knew this when she would escape. Kaçacağını biliyordum. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? But I never thought she'd come back. Bir şeyler yavaştan ortaya çıkıyor gibi. After she disappeared. She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930. Allah Allah, dur çok merak ettim şu an. He was dead. No physical wounds, just broken inside. He changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not that kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. I never touched my daughter. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship? Neden bir an kızım lan? Ne oluyor lan? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her. What the fuck? Ne oldu lan? Is this why you came here, doctor? I hope you found what you were looking for. Lan enselendik, tam dızlandık. Hikayeyi tam beynime yerleştiremeden bu hiç olmadı. Is it really worth it to put yourself into this story? Kanka buruşuk buruşuk gösterme gözünü seveyim. Oğlum tasma taktı götürüyor ya. Stop, bitch. Bayağı idam ediyor bize. Dayanmamız gereken bir şey olacak sanırım. Kendimi tuşlara hazırladım. Manyağa bak lan. Oğlum bize hasta oraya. Sir, sooner or later everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon. Bir öğleden sonra. Tamam dur bakalım hikayesini dinleme. İnanılmaz merak ettim abi hikayeyi. We never saw her again. Fucking liar. You said that she came back, didn't you? You don't understand. You have no idea of what I've been. Kanka bir indir de öyle konuşalım ya. And didn't you think of the pain your daughter's been through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. İş evliliği. It was one of those arranged marriages where only the parents involved love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, oyalı oğlum, oyalı. It has everything to do with her. After she disappeared, Ariana and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not. Celeste kaybolduktan sonra karısıyla ayrılmışlar işte. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. Wasn't Celeste? Ne, beynini mi yıkadılar? Terörist mi yaptılar kıza? Jennifer kim abi? God bless you and thanks to you I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom and there she was, tempting me.
I could not let her hurt us again. No. Can't be. And yet, you saw her body. I had to. Abi kızı öldürmüş. Zaten bu belli bir şeydi de. Disgusting. Murderer. You're a murderer. Oh God, forgive me. Forgive me. I was just following her orders. You came to us to free us from evil. Oh God. Dayı doğru yolu buldun gibi ama biraz geç mi oldu acaba? Kancadan kurtul ve kaç. Ne yapıyor şu an? Tapıyor orada bir şeyler ha? Kaç kere daha basmam gerekiyor? Tamam al değnekle vur kafasına. Kaçmam mı gerekiyor? Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Ne oluyor lan? Bu kim? What? Ne oldu abi bu kim? Oğlum ne geldi lan öyle? Bu bizi şey yapabiliyor mu? Bundan kurtulabiliyor muyuz? Herhalde kurtulabiliyoruz değil mi? Yengenin odaya girsek ne? Jennifer'ın odaya girsek yenge diyoruz da ona o da gerçi Jennifer. Kanka kalktı bir mantığını. Siktir git. Abi bir de iki oldular ya. Allah'ın belaları psikopatları ya. Palo ailesi gibi peşimdeler şu an arkadaşlar. Yardım edin. Eğer bu videoyu bir gün içinde sizlere atamazsam polisi arayın. Bu ne nasıl bir tip bu ya? Lan adam takviye destek istedi anasını satayım. Takviye istedi bizi yakalamak için. Bu biraz daha tehlikeli gibi. Oğlum bu çok tehlikeli lan. Ne böyle ya? Tamam ama şimdi işte ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok abi. Bir an önce girmem lazım, bir an önce girmem lazım. Geliyor. Geliyor ne olur gir. Geldi Allah'ım. Belası it oldu it ya. Beni artık... Oha! Daha fazla damage vuruyor lan. Beni tek başına mı kovalayacak bu artık? Şuraya bir yere de giremeyiz. Aynen kanka, kesin dururum. Şey nereye gitti Felton? Oğlum bu daha mı hızlı lan? Daha hızlı ya. Bu ne ya? Şeytan gibi bir şey geldi ya. Ne diyorsun oğlum? Siccinden çıkmış gibi geldi yemin ediyorum. Kardeşim siccinde başrol falan mıydın sen? Bu var ya onun gerilimini iki kat arttırdı abi ya. Felton iyiydi ya. Tamam sinirleniyorduk falan ama yaşlı başlı bir şeydi en azından. Bu şimdi genç. Öne açık. Potansiyelli milli futbolcu gibi şu an yemin ediyorum. Hey, wait. O kimdi lan? Celeste'nin kayboluşunu araştır. O küçük çocuk muydu o? Ben mi yanlış gördüm? Bence bizi tuzağa çekiyorlar ama. Şöyle uzaktan uzaktan. Jennifer. Ne oldu? Çatıya üst kata ulaş, kızı takip et. Ay yok sesleri, müzikler hepsi birbirine girdi. Şu an benim peşimde biri var mı yoksa sadece kızı takip etme gibi bir görevim mi var? Az önceki animasyonda bu yolu göstermişti herhalde buradan gideceğim ama. Yengenin odayı çıldırtıyorlar şu an. Yengenin odayı... Çılgın Celeste yengenin odayı coşturuyor. Lan! Al işte. Al işte, ölü yok. Heh, nereye gitti? Bay ve Bayan Felton hayatlarının en mutlu gününde. İkisi de gülüyor, mutlu görünüyorlar. Fakat Richard'ın kararmış gözleri kanımı donduruyor. Ne oldu lan? Bak ruhlu şeyler başladı işte işin içine. Kapı nasıl kilitlendi benim üstüme ya? Yatağa gidelim, cesedin kalktığı yere. Not bırakmış. Cristo Morente'nin kızıl rahibeleri. Çiftlik çalışanları. Ben bir okuyayım gençler, size özet geçeyim. Gençler işte bu kızıl rahibelerden birinin oradaki bir çiftlik çalışanı olduğunu söylüyor az önce bizi kovalayan. Sonunda da gördüğünüz gibi onları öldürre derken gitmiş, teklemişler birisini. Kusuyoruz mu ne oldu? Herhalde... boğa geldi ne oldu? Abi yine
Yine Türk korku filmlerine döndü. Yemin ediyorum ruhlu, perili şeyler yine başladı ya. Oha! Bu ne lan? Eski şemsiye sapı. Vallahi manyak işime yarar, Allah razı olsun. Götüme sokarım artık. Kapımız açılmış tekrardan. Evet arkadaşlar, bölümümüzü yine bu güzel yerde bitirelim. Yine güzel bir bölüm oldu. Yine keyif aldım oyundan. Bakalım biraz daha sanki ruhani şeyler oyuna dahil oldu. Daha fazla jumpscare yiyeceğiz gibi geliyor ilerleyen bölümlerde. Ama umarım yemeyiz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.